İşte RovoLab ekibi. Lab, navigasyon sorumlusu bir CyberTech ürünü. Femina, proje başkanı ve sanat yönetmeni. Bir RoboFriends ürünü. Word, olay koordinatörü. Bir Taç Mahal uzay endüstrileri ürünü. Mexican, teknisyen. Bir Oley mühendislik hizmetleri ürünü. Ego, merkezi işlem ünitesi sorumlusu. Bir çok uzak doğu teknolojileri ürünü. Doc, RoboLab'in kaptanı. Tabii ki Türk. Bir Martı görsel sanatlar ürünü. Ve Odd Mission sayfası. Şarkan, Odd Mission'ın işkence sever kaptanı. Gerçek kötü. Rastupi, eski mahkum, emekli Rus ajanı. Draluka, Doğu Avrupalı bir robot. Umutsuz vaka. Herkes ne olacağını merak ediyor bu hafta değil mi? Bakalım yıldız göstergeleri nasıl? Terazi, sağlık. Sırt ağrınızın sebebi üşütmüş olmanız ama siz fazla ders çalışmaktan diyerek annenizi kandırabilirsiniz. Para. Bugün kırmızı renkli kumbaralara dikkat edin. Dipleri delik oluyor. Aşk. Bugün evlenmek isteyen zengin bir erkek robota rastlayacaksınız. Siz ayrı dünyaların insanısınız. Onu bana yollayın, ben ilgilenirim. Akrep. Sağlık. Bu hafta saçlarınız çok dökülecek. Hiç üzülmeyin, dökülenleri toplayıp peruk yapıp satarsınız. Oldukça iyi para getiriyor. Para. Topladığınız haşlıkları çarçur etmeyin. Gidip bir kere de bana hediye alın. O kadar fal okuyoruz burada. Aşk. Köpeğiniz varsa bu hafta onu dışarı çıkarmayın. Mars'ın ters etkilerinden dolayı bir kediye aşık olur, sorun çıkarabilir. Herkes kendini ona göre ayarlasın. Sağlığınıza dikkat, parasız kalmayın ve gönlünüz hep zengin olsun. Hepinize merhaba genç arkadaşlar. Sabırsızlıkla beklediğiniz yarışmamız başlıyor. Şimdi sizden az sonra duyacağınız sesin neye ait olduğunu söylemenizi istiyorum. Acaba bu ses bir elektrikli testere sesi mi? Yoksa bir kediden mi çıkıyor? Ya da belki kaynayan su sesidir. Ne dersiniz? Sizce bu sesi ne çıkarabilir? Evet fem. Bakalım bu sesi bulabildin mi? Bu bir kaynayan su sesidir. Bigudilerimi koymuştum da. Bigudi mi? O da ne? Çok doğru. Femina onları saçlarını sararken kullanıyor sevgili Max. Ben de sanmıştımdır ki Igo gene su kaynatmıştır. Boş konuşarak yarışmayı kaynatmayalım lütfen. Yeni soru geliyor. Evet, işte size devrelerinizi kaynatacak bir soru. Gene başladınız uçmaya. Hazır olun soruyorum. İşte size küçük küçük parçalara ayrılmış ve parçaları karıştırılmış bir resim. Sizce bu bir lama mı yoksa bir koyun mu? Belki de bir geyik. Hadi bulun bakalım. Evet Igo. Burada var bir geyik kesinlikle. Çok doğru. Aferin Igo. İyi bildin. Word'den aldım ilhamımı. Ne yani çekik göz? Bana geyik mi diyorsundur? Helal olsun. Bence az bile diyor. Bırakın birbirinize sataşmayı. Yarışma devam ediyor.
İşte benim sorum. Bakın altı resme dikkatlice. Tutmaya çalışın yerlerini aklınızda. Şimdi kapatıp üstlerini açacağım bir tanesini. Siz de bana söyleyeceksiniz onun eşinin kaç numaralı taşın altında olduğunu. Anlaşıldı mı? Evet Rap, bakalım buldun mu cevabı doğru? Tabii ki adamım, cevap 5 numara. Çok yanlış. Üzgünüm Rap, bilemedin. Evet, aklımda yanlış kalmış. Üzülme Rap, herkes hata yapabilir. Bakalım şimdi sırada kim var? Evet Rap, sıkma canını. Belki benim sorumu bilip neşeleneceksin. Artık kimse bir şey bilemeyecektir. Çünkü bütün cevapları ben vereceğimdir. Çok iddialısın Rox, işte sana fırsat. Resme dikkatlice bakın. Resmin içinde bir hayvan gizli. Bakalım bulabilecek misiniz? Bu resimde bir fok saklanmaktadır. Çok doğru. Vay canına, demek sen de arada sırada doğru cevaplar verebiliyorsun. Ne sanmıştındır çifte kavrulmuş, yoksa kıskandın mıdır? Evet, konsantrasyonunuzu bozmayın çünkü henüz yarışma bitmedi. Dönen küpe dikkatlice bakın. Küp durduğu zaman sizden gördüğünüz yüzün arka tarafında kalan resmin ne olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Acaba arkada kalan resim bir uçak resmi mi, bir kartal mı, bir bilgisayar mı, bir horoz mu, yoksa bir el arabası mı? Bu resmin arkasında bir horoz var bence. Çok yanlış. Hayır Max, doğru cevap kartaldı. Uyku sersemliğiyle kartalı horoz yapman normal tabii. Ben uyumuyordum ki. Pardon, unuttuk. Sen sadece gözlerini dinlendirirsin. O korkunç horlama da ses çalışması olsa gerek. Evet, yarışmanın da sonuna yaklaşıyoruz artık. Evet Fox, son soruyu sen soruyorsun. Resme iyice bakındır. Şimdi size soracağımdır. Acaba yandakilerden hangisi bu resmin doğru gölgesidirdir? Doğru yanıt acaba B midir, C midir, yoksa D midir? Bakalım buldun mudur doğru cevabı? Evet Rox, doğru gölge D şıkkında. Çok doğru.
kutlarım seni Fem. Bu soruya verdiğin cevapla günün şampiyonu da sen oldun. Kazanan Femina. Patroncuğum, kontrol masasının kendi boyuma göre indirilmesini talep ediyorumdur. Onun yerine bacaklarına ek yaptırsak nasıl olur Work 01? Works'un tasarımcılığı defolu malzeme kullanmış kaptan. Ona ne yapsak yine de bir şeye benzemez. Bir dakika, bir dakika. Sizler de birer tasarım harikası sayılmazsınızdır. Bende ne gibi bir sorun göze çarpıyor? Biraz yaşlı göründüğünü söyleyebilirimdir. Yaklaşık 10.000 yaş kadar. Tasarımım uzun vakit almış da o yüzden. Size yaptıkları gibi içime iki çip yerleştirip bırakmamışlar. Bütün devrelerim üzerinde itinayla çalışılmış. Gözlüğünü de itinayla mı bozmuşlar da sonra gözlük takmışlar Doc? Hele senin hiç konuşmaman gerek Femina. Sendeki defo bende olsa bir dakika durmam kendimi geminin penceresinden atıverirdim. Nasıl? Nasıl yani? Neyin var ki? Neyin neren defolu? Hemen söyleyin bana. Söyleyemem. Ondan sonra tutturursun estetik ameliyat olacağım diye. Bir de senin estetiğin için para ayıramayacağım. Works, lütfen bari sen söyle. Ben mi? Söyleyeyimdir de sonra kabak benim başıma patlasındır. Hayatta söylememdir. Dama çıkan file ne denir Raz?
Bilmem, hiç çıkmadın ki. Dikkat et de düşme denir. Sana böyle söylemeyeceğime emin olabilirsin fil kafalı. Igo, yardımına ihtiyacım var. Tabii fem, söyle hemen ne oldu? Sana bir şey soracağım ve sen de bana tüm dürüstlüğünle ne düşündüğünü söyleyeceksin, no? Dinliyorum seni. Bana iyice bak ve ben de ne gibi bir tasarım bozukluğu gördüğünü söyle. Şey fem, duymasan bunu benden iyi olur daha. Hem ben ne anlamak tasarımdan? Ama istersen çiplerindeki problemlere bulabilirim bir çözüm. Ne? Çiplerinde de mi problem var? Açıkçasını istersen... Açıkçasını da istemem, kapalıcasını da istemem. Sen ne anlarsın zaten patlak gözlü şişko bacaksız. Ama sendin fikrimi soran. Yemeklerde çok yağ kullanmak neden olur ileri yaşlarda bazı rahatsızlıklara? Dikkatli davranmak ve yararlıdır az yağlı yemek. İşte Şef Igo'nun tavsiyeleri. Robot menüsü. Yeşil pas sökücü çorbası. Makinist kızartma. Elektrikli bobin salatası. İnsan menüsü. Mantar çorbası. İzmir köfte. Turşu. Makarna. Ayva tatlısı. Olsun afiyet. Unutmayın gençler. Dengeli beslenin, doya doya eğlenin. Hey Raz, fil kadar büyük, tüy kadar hafif olan şey nedir? Kesinlikle sen değilsiniz ki. Hayır, değilim. Cevap filin gölgesiydi. Umarım bir gün gölgen bir fil gölgesinin altında kalır seni Moronski. Rap, senin zevkine güveniyorum. Tabii çok zevkliyimdir. Tam 235 kız arkadaşımın hepsi de galaksiler arası güzellik yarışmalarında derece aldılar. Bu yüzden benimle de çıkmak istiyorsun, no? Hayır fam, hayatımdaki bu monotonluktan sıkıldığım için seninle çıkmak istiyorum. Ne yani, benim tasarımımı kötü mü buluyorsun? Doğruyu mu söylemem gerekiyor? Tabii ki hayır. O zaman muhteşem buluyorum diyebilirim. Rencit amcamın 7 çocuğu vardır ya. Senin amcan tavşan mı Burk 01? Yok be Meksoş. Bizim orada robotların en az 7'şer yedek parçası vardır. Ne olmuş onlara? Geçenlerde 7'si birden yaşlı bir hanım robotu karşıdan karşıya geçirmişler. Yok ya. Neden 7'si de birden? Rencit amcam da aynen sormuştur böyle. Neden 7'niz birdendir diye. Nedenmiş peki? Kadın karşıya geçmek istemiyormuş ki. Siz ailece kısa devre durumundasınız. Patroncum, rap'in nesi var? Niye revirde? Duyduğum kadarıyla Femina'nın tasarımı konusunda fikir beyan etmiş. Bu da adam Roboraj der ki, kadınların kalbine giden yol tasarımlarını övmekten geçerdir. Bunu şimdi uydurduğuna eminim Burk. Şimdi uydursaydımdır, sağlığını en iyi şekilde korumanın yolu kadınların tasarımlarını övmektir derdimdir. Rap uzunca bir süre revirde kalacak sanırım. Neden patroncu? Gemideki tek hemşire Femina da ondan. Oleydir! Böylelikle kendimiz o çifte kavrulmuştan bir süreliğine kurtulmuş sayabilirizdir. Tabii rap'in işlerini de sen yapmak zorunda kalacaksın bu durumda. Ben gidiyorumdur. İşe başlamaya mı? Hayır, önce Femina'nın gönlünü kazanmayı deneyeceğimdir. Baktım olmadıdır, hemşireli kitapları okumaya başlayacağımdır. We'll be right back.
sings, and the night to cover the cloudy sky. Rain down low, pierce the dark and shining on the fish that jumped high out and reached the stars. It was good for the world I see to be safe underneath the rolling waves. But for some light was a silent dream to be out and touch the other world. Shine on the silver fish, shine on and keep your way. It is a dolphin's a wandering. Shine on that dream, it's a wonderful dream, it's a dolphin's dream, it's a dream, it's a dream, a liquid dolphin's dream. As he raised his head over the rolling stones, and he jumped the deep blue mountains high. He had met the land, the trees and the hills, and the boats and the ships that he had chased yesterday. Shine on the silver fish, shine on. It's a dolphin's a wondrous dream. It's a dream of the liquid dolphin's dream. Shine on the silver fish. Shine on and dream. It's a wonderful dream. It's a dolphin. It's a dream, it's a dream, a liquid dolphin's dream.